Özlem Nalça ben. Mimarım. Yani 2008 yılında mezun oldum. Yaklaşık 7-8 senedir bu işi yapıyorum. Evliyim. 4 yıldır evliyim. Dediğim gibi 7-8 yıldır çalışıyorum. Bir 2 sene bir ofiste bir mimarın yanında çalıştım. Sonra hep kendi işimi yapma isteği içimde olduğundan çok fazla aslında dayanamadım herhalde. 2 sene sonra kendi işimi yapmaya başladım. Hep kendi işimi yapmayı istiyorum, bunun hayalini kuruyorum ama işe nereden başlayacağım ya da nasıl yapacağım hakkında çok bir fikrim yoktu açıkçası. Ve ben Busmek'ten aldığım kursun içeriği hakkında da aslında çok bilgi sahibi değildim. Ama beklentimin çok daha üstünde bir bilgi aldım oradan. Özellikle hocamız da çok ilgilendi. Bir sürü şey öğrendim. Yani bir iş yeri açarken nelere dikkat etmeniz gerekir veya iş yerini nerede açmanız gerekir bile aslında çok önemliymiş. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Hepsini bu kurs sayesinde önce onları düşünmem gerektiğini anladım. Tek idealim mimar olmaktı. Bütün lise hayatım boyunca da öyleydi. Okuldayken daha aslında karar vermiştim. Ben buradan mezun olduğumda kendi işimi yapmak istiyorum. Ama tabii ki de mezun olur olmaz kendi işinizi yapmanız biraz zor. Çünkü tecrübesizsiniz bir kere. Doğru da değil aslında. O yüzden önce tecrübe edinmek gerekiyordu. Ben de o tecrübeyi işte bir iki sene o tecrübe edindim aslında. İyi bir mimarın yanında çalıştım. Ben dediğim gibi mimarım. Aslında hani mimar mesleğinin kapsamında yapılabilecek bir sürü iş var. Ben ilk çalıştığım yerde dekorasyon üzerine çalışıyordu, iç dekorasyon. Hani mimarlık mezunuyum ama aslında hep isteğim dekorasyon yapmaktı. Bana daha keyifli gelen bir işti o. O yüzden de biraz onun üzerine eğilmiştim. İlk yapmaya başladığım zaman da bu işi, kendi işimi yapmaya başladığımda dekorasyon yaparak başladım. Ondan sonra bir iş geldi. O işin vasıtasıyla dış cephe tasarımı yapmaya başladım. Sonra o da bayağı bir yol kat ettim o işte de. Ondan sonra derken şimdi son bir senedir falan mimari projede yapmaya başladım. Aslında birçok şey var yani. Çünkü bizim mesleğimiz çok geniş kapsamlı. Yapabileceğiniz bir sürü şey var piyasada. Şu an benim yaptığım ana işler bunlar. Dekorasyon ve mimari proje yapıyorum şu anda. Açıkçası ben çok destekliyorum ve çok da mutluyum böyle bir oluşum olduğu için. Bursa'da özellikle buna çok önem veriliyor ve farkındayım. Hatta biz orada girişimcilik eğitimi alırken başka kurslarda devam ediyordu. Onları da görme şansımız oldu. Hemen bu eğitim bitirelim, başka bir şeye mi katılsak bile olduk. Ben gerçekten çok başarılı buluyorum. Çok güzel, müthiş bir imkan sağlıyor aslında. Sadece dediğim gibi girişimcilik birçok alanda biliyoruz ki eğitimleri var. O yüzden ya minnettarım açıkçası. Çünkü bana çok güzel vesile oldu.